evimize beslemek için almış olduğumuz kuşların özellikle işte sultan papağanı olabilir. Muhabbet kuşu olabilir. Ee, yine ele alışık olabilecek diğer bir kuş olan cennet papağanı olabilir. Bu kuşlarımızın belirli bir zaman içerisinde isteriz ki kendimize alışsın, ele kola gelsin. Bazen e, işte birkaç ses çıkarsın veya e, bizimle vakit geçirsin, oyun oynasın isteriz. Tabii ki bu her zaman mümkün olmayabilir çünkü bunun bazı nedenleri vardır. Özellikle e, ülkemizde daha çok muhabbet kuşu. Her eve girer, yani on evin 9'una e, muhabbet kuşu girmiştir muhakkak. Yine on evin e, ikisine üçüne sultan papağına, on evin yine ikisine üçüne de cennet papağına giriyordur. E, bu e, ele kola alışık kuşları olmasından kaynaklı... özellikle e, İlk zamanlarda alıştırmak çok önemlidir. Peki alışmıyorsa bunun sebepleri nelerdir? İşte gelin bir de bunlara detaylıca bakalım. Şimdi öncelikle almış olduğumuz kuşun yavru kuş olması gerekiyor. Ele kola alıştırmak, kendinizi alıştırmayı e, çok çabuk olarak yapmak istiyorsanız özellikle 30-60 gün arasında muhabbet kuşlarında e, alabilirseniz çok rahat bir şekilde sizlere alışacaktır. Çünkü kuşun yavru kuşun Eski tecrübeleri yoktur, daha dünyaya yeni gözünü açmıştır ve bundan kaynaklı korkuyu çok fazla bilmez ama eski kuşlar yani biraz ayını ya da yaşını almış kuşlar korku ve tecrübe anlamında çok fazla zaman geçirdiği için burada size karşı ya da işte bize karşı herhangi bir olumsuzluk yaşayabilir ve bundan kaynaklı da size alışmaması çok muhtemeldir sevgili dostlarım. İkinci sırada ise kuşlarımızı ilgisiz ve alakasız bırakmak gelir. Eğer yeni almış olduğunuz bir kuşu siz bu alışma dönemi içerisinde ilgilenmezseniz, onunla konuşmazsanız, e, onu, onu ele... ele alma antrenmanları ile alıştırmazsanız, kuşunuz yavaş yavaş size yabancı kalmaya başlayacak. Korku ve tecrübeleri ortaya çıkacak ve daha sonrasında alışma kısmı maalesef ki çok fazla zorlanacaktır. Bunu kırabilmeniz için ekstra gayret sarf etmeniz gerekir. Eğer büyük bir kuş alırsanız da zaten... Ne kadar ilgi verirseniz verin. Bir yerden sonra alışma durumu maalesef ki yine olmayacaktır. Üçüncü ise alıştırmaya zorlama. Şimdi en büyük yapılan ve benim yorumlarda da en fazla gözlemlediğim konu bu. Kuşu alıyoruz yavru bir kuş. Tamam çok güzel. Ee, ve sabırsızlık durumu oluyor. Ben şunu söylüyorum. iki hafta kadar kafesten dışarı çıkarmayın. İşte kafese yavaş yavaş elinizi sokun. Onu sevmeye çalışın. Elinizde yem verin. Ee, işte konuşun, sohbet edin. Günaydın deyin, iyi akşamlar deyin. Yani onunla bir iletişim kurun. Ama daha kuşumuz size henüz elinize alışmadan, elinize uzattığınız zaman bir korku e, duymadan, yani size korku duymuyorsa, elinizin üzerine konuyorsa e, bu durumda bir sıkıntı yoktur. Artık eğitime başlayabilirsiniz demektir. Ama böyle bir durum yoksa, hala kuş sizden korkuyorsa, siz bu kafes kuşunu alıp dışarı çıkarırsanız uçması için etrafta, çok büyük sorun yaşarsanız. Nasıl sorun yaşarsanız? Kuş sağda solda uçmaya başlar, kaçmaya başlar. Çünkü ortamı bilmiyor daha yeni aldığınız için. Ve siz bunu arkasından kovalamaya başlarsanız kovalamaca sırasında kuşun size karşı olan güveni çok fazla düşer. Zaten bilmediği bir ortam kaçmaya çalışıyor. Keza eğer perdeleri, tülleri kapatmadıysanız kuş bir de gidip de cama, aynaya çarparsa korkusu, paniği düşünün yani. O yüzden bu alıştırma döneminde kuşun size güvenmesi için daha sakin biraz daha e, sabırlı olmanız lazım. Küçük çocuklarımız varsa kafesin etrafında çok fazla yalnız bırakmayın. Çünkü bir anda kafese vuruyorlar, çekiştiriyorlar, sallıyorlar. Benim ufaklığım da var, 5 yaşında. O yüzden e, net biliyorum. E, bu gibi durumlar yaşanabiliyor. O yüzden ben mesela eli alıştırma noktasında e, çocuğumu kafesin yanında çok fazla maalesef ki dolandırmıyorum. Dördüncü e, alışamamasının sebebi karakterdir. Siz ne kadar her türlü kurala uyarsanız uyun. Eğer kuşun bir karakteri sorunluysa, agresifse bundan dolayı kuş size ya da herhangi bir kişiye alışmaz. Ya da alışması çok uzun süre geçebilir. O nedenle alırken kuşu daha böyle sakin, mülayim kuşları almanızı tercih edin. Çünkü benim mesela üretim zamanında Aynı ana babadan çıkan kuşlarım oluyor. Bir tanesi kendini yerlerini yere atıyordu. Sanki bir, hani bir hayvana bir şey yapmışsın gibi. Diğeri gayet sakin bakıyordu. E, elime alıyordum vesaire. E, bu gibi kuşların ele alıştırması, konuşturması biraz daha kolaydır. Ama korkak, çok hareketli, aşırı hareketli kuşlarda bu tarz sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Bunun dışında beşinci maddemiz ise ortamdır. Eğer ortam çok fazla gürültülü, sesli çok fazla insan varsa kuş korkuya kapılır ve alışma süreci sekteye uğrar. O yüzden e, ilk zamanlarda kuşumuzun alışma noktalarında daha sessiz, sakin bir ortamda kuşla ilgilenmeli ve e, çok fazla kalabalığın, sesin, gürültüyün olduğu yere sokmamalı. Mesela bir tane iş yerinde ben gördüm. Bir pres makinesi var sürekli bir pres sesi çıkıyor çat çut küt pat şeklinde rutin böyle devamlı matbaa gibi yani sürekli bir e, makine bir şey çalıştırıyor ve orada kafes kuşu e, ta, şeyde duvarda asılı e, kuşa baktım böyle kuş sinik vaziyette tüyleri indirmiş küçültmüş kendini yani korkuyor. Şimdi siz bu kuşu burada ne kadar tutarsanız tutun hiçbir size bir faydası Olmaz. Bunun dışında diğer bir nokta ise başka kuşun olup olmaması. Eğer evinizde başka bir cins kuş varsa, ne diyeyim, sultan besliyorsunuz, bir de muhabbet kuşu aldınız ya da muhabbet kuşu besliyorsunuz, sultan aldınız. Bu gibi durumlarda kuşunuzun, alıştıracağınız kuşun ilgisi, odağı, dikkati öbür kuşa kayabilir, onunla ilgilenebilir. Ondan kaynaklı bulunduğunuz ortamda, alıştırma ortamında başka bir kuşu çok fazla bulundurmamanızı tavsiye ederim. Onunla iletişim geçerse sizinle iletişim kurma noktası kalmayacaktır. Bu da kuşum size alışmaması konusunu ortaya çıkaran diğer bir faktördür. Kafes içi de çok önemlidir. Eğer kafesinin içerisinde çok fazla oyuncak ve aksesuara dolduruyorsanız, aynalar koyuyorsanız, boncuklar, çıngıraklar koyuyorsanız, kuş bu kafes içerisinde daha fazla vakit geçirecektir. E, aynayla kendini görecektir ve kendisiyle konuşacaktır. Yeri gelecek işte belli bir yaştan sonra çiftleşme hareketi yapar, kusma hareketi, yem bırakma hareketi yapar. çıngırayla oynar, oyuncağıyla oynar. Tabii ki hayvanlarımız e, belirli vakitlerde çıngırak, oyuncak vesaireyle oynayacaktır, top var. Topuyla oynayacaktır, aktiviteler yapacağız. Lakin kuşunuzun alıştırma döneminde bu tarz fazla aksesuar oyuncağı koyarsanız size olan ilgisi biraz düşecektir. Sizle çok fazla ilgilenme noktasında olmaz. O yüzden en azından bu bir aylık süre zarfında kuşunuzu daha sade bir kafeste bulundurun ki kuşunuz tüm ilgiyi alaki sizde bulsun ve size elinize kolunuza sesinize kolayca alışsın. Sekizinci maddemiz ise alıştırma ortamıdır dostlarım. Kuşu alıştırırken serbest bırakacağınız ortam sade ve tehlikeye kapalı olmalıdır. Yani küçük bir odanız varsa evinizde burada alıştırmaya başlayın. Kocaman bir salonda e, alıştırmayın ki kuşun kaçma noktasında sağa sola çok fazla uçması, çarpması ya da sizin onu peşinden kovalamanız e, durumu olmasın. E, özellikle cam e, ve pencereye çarpan kuş korkabilir ve kendini e, kapatır kuş. En kötüsü ise sakatlanma durumudur. Odadaki eşyalardan da korkabilir. Belirli materyaller vardır, e, cisimler vardır. Kuş onlardan korkabilir. Mesela, mesela benim e, kuşum, muhabbet kuşum bazı e, eşyaları didikler e, kurcalarken bazıları ona çok korkutucu geliyor. Hatta üzerine bile konmuyor. Tam onu konmaya çalışırken teyit geçip başka yere konuyor. Bu gibi durumlarda yine alıştırma ortamında kuşunuzu daha uygun ortamlarda ele alıştırmanızı tavsiye ederim. Dokuzuncu Diğeri... maddemiz ise zorlamadır daha alışmanın yani muhabbet kuşunun size alışma döneminin ilk zamanlarında hadi gel şu tırnağını keseyim derseniz onu böyle avucunuza almaya çalışır ve zorla ayağını kolunu bacağını tutup kesmeye çalışırsanız tırnağını ya da bir de yanlışlıkla keserseniz kan akarsa işiniz çok zordur. Bu Ya da bunun dışında zorla kabın içinde yıkamak için suya elinizi alıp batırma, çıkarma işlemi yapmak çok büyük sıkıntı yaratır. Size alışmamış kuşa Bit, pire ya da elma spreyi sıkmak, spreyleme yapmak yine kuşu maalesef ki korkutacak ve ürkütecektir. Size alışma zamanını çok büyük geriye atar, sekteye uğratır. 10. ve son maddemiz ise muhabbet kuşunun tecrübeleridir. Muhabbet kuşlarını her zaman 0 kilometre almıyoruz. Yani yuvadan atladı hemen onu almıyoruz. Bazen 6 aylık, bazen 3 aylık, bazen 2 aylık kuşlar alabiliyoruz ve kuşlarımızın gelmiş olduğu yerler var. Yani ikinci, üçüncü defa belki sahiplenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda muhabbet kuşları orada nasıl bakıldı bilemiyorsunuz. Nasıl bir davranışa maruz kaldı bilemiyorsunuz. Bundan dolayı da kuşlarınızın yaşamış olduğu tecrübeler size geldiği zaman da beraberinde taşınır. Ve yapmış olduğunuz hareketlerle bu ya artar, olumsuzsa artar sizin için daha kötü olur. Ee, olumlu davranışlar yaparsanız da bu e, yaşamış olduğu olumsuz davranışlar yavaş yavaş bastırılarak kuş alışır ve bundan sonra da size biraz daha e, ilgi alakalı bir e, kuş olmaya devam edebilir. Bu Özellikle ama, yaşı e, 3 aydan sonra, 4 aydan sonra e, olan e, kuşlar benim kendi bunca yaşadığım tecrübeye dayalı baktığımız takdirde çok fazla alışmıyor. Yani kafesin içinde durur vesaire hani korkmaz belki yem falan koyarken ama bunun dışında böyle ele kola geleyim, onunla şey yapayım, vakit geçireyim tarzında bir durumu çok fazla yaşayamazsınız. Çünkü artık yetişkin bir kuş olma noktasına gelir. Ki yetişkin kuşlar 6 ay, erkekler 6 ay, dişlere 9. ayda artık çiftleşip anne baba olma kıvamına geliyorlar. Yani buradan düşünün yani yetişkin bir insanın bir şeyleri, tecrübelerini, eski tecrübelerini kırarak tekrardan birisine alışması çok zordur. Bunları göz önüne alarak almış olduğunuz kafes kuşlarına rahat bir şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Bu 10 tane en yaşanılan neden sizlere alışmamasının sebepleridir. Bunları ne kadar aza indirirseniz ya da sıfıra çekerseniz sizin e, kuşlarınızla olan ilişkisi de çok daha mükemmel olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Tekrardan hoşçakalın.